geldik. Bugünkü Bir Konu Bir Konuk programımızın konuğu Mevlana Lokantası'nın sahibi Sayın Sezai Kızak'la beyefendiyle beraberiz. Sezai Kızak Bey yıllardır lokantalık sektöründe hizmet veren bir dostumuz. Şimdi kendisiyle kısa bir söyleşi yapacağız. Önce bir sorayım, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Kemal Bey. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi gidiyor diyemeyiz. Tabii çok şükür sağlığımız yerinde ama sektörle ilgili bir ciddi sıkıntılarımız var. Kaç yıldır sektörde hizmet veriyorsunuz? 30 küsür diyelim. Ama son 3-5 aydan beri 30 yıllık yaşadığımız sıkıntıyı 3-5 ayda yaşadık yani. Siz mesleğiniz mutfağından gelen birisiniz. Şimdi bu mesleğe sonradan geçiş yapanlar da var. Alakası olmadığı halde bu mesleği yapmaya çalışıp bu sektörden para kazanmak isteyen insanlar da var. Hani bir büfe açıyor, döner koyuyor, sandviç koyuyor, değil mi? Kuru fasulye pilav koyuyor. Odaya üye değil. Odanız var sizin, öyle değil mi? Onlarla ilgili nedir? Ne yapılabilir acaba? Korsan Şimdi az önce işin mutfağından geldiğimizi söylediniz. Burası çok doğru. Yani şu anda ben bir yatırımcı değilim. Ben mesleğim gereği bu işi yapıyorum. Bu işi bir yerden emekli olup, efendime söyleyeyim, bir büfe açan, sizin de bahsettiğiniz gibi, büfede kuru fasulye pişirip oda kaydı olmayan, biz buna kayıt dışı diyoruz. Elinden hiçbir iş gelmeyen, artık bugünlerde bizim sektörde gözü var insanların. Holdinglerin bile bizim sektörde gözü var yani. Bakıyorsunuz restoran zincirleri. Bu adamın sektörle alakası olmayan holdingler ama maalesef peşin para, sıcak para diye bu sektörü tercih ediyorlar. Tabiri caizse, ki caizdir, beyaz köpeğin pamuk tarlasına zarar olur. Yani bu işi bilen yapsın istiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işi bulaşığından gelen, mutfağından gelen, hani bir söz vardır ya, çıraklığını yapmadığınız bir işin ustası olamazsınız. Bu çok doğru bir söz yani. Biz bu işin çıraklığından geldik. Ama maalesef son günlerde gerek sebzedeki yükseliş, gereksiz bir yükseliş, neyinizi anlamış değilim yani. Yani dolu yok, yağmuru yok, kar yok, efendime söyleyeyim, don yok yani, herhangi bir buzlanma yok. Seraları işte, tarlaları yağmuru bastı vesaire oldu, şu oldu, bu oldu. Doların inanılmaz bir yükselişi, bizim ürünlere gelen inanılmaz bir artış, dolar ya ve de euronun düşmesi, hala bizim ürünlerin yükselmesi ciddi anlamda bizi sıkıntıya düşürdü. Şimdi dolar, euro bir ara yükselişteydi. Aynen. Bütün tüketim maddelerine A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Aynen, aynen, aynen. Sonra düşüş başladı. Evet. Ama yansıtmadılar bunu. Düşüş yansımadı. Aynen öyle. Stokçuların işine yaradı bu. Aynen öyle. Tabii şimdi soğan ya, bildiğimiz kuru soğan. 5 lira kilosu. Yani maliyetleriniz yükseldi kısacası, değil mi? Kısacası değil, gerçeği bu yani. Peki, maliyetler inanılmaz yükseldi. Yağdaki artış, gereksiz artış. Salça mesela geçen sene bu zamanlar 21 liraya aldığımız salça bu sene 45 ile 50 arası değişiyor. Yani ciddi markalar, biz markaz deyip de pazarda iyi yerlerde olan markalar 70 liraya kadar satılabiliyor sevgili Kemal abicim. Yani sektördeki sıkıntılarımız bunlarla sınırlı değil. Peki, geçmiş dönem sizin oda seçiminiz oldu. Evet. Hülay Bey. Siz de bir grubu destekliyordunuz. Aynen, bir grubun yönetimindeydim. Ciddi projelerimiz vardı, başkanımızın ciddi projeleri vardı fakat olmadı. Maalesef projeler havaya uçtu. Bilemiyorum artık yani sektörle ilgili birilerine çıkıp bu sektörle ilgili sahipsiz kaldık kısacası ya. Şöyle soracağım. Sektörünüzde faaliyet gösteren firmaların oda yönetiminden, yani odanız olarak size ne gibi destekleri ne gibi desteği var? Sizin onlardan oda olarak nedir talepleriniz? Size ne yapılabilir de sizin bu sıkıntılarınızı giderebilir? Oda ne yapmalı sizce? Tabii odanın buradaki faktörü şu olmalı. Tedarikçi firmalarla anlaşılıp oda adına bir protokol imzalanmalı. Atıyorum işte bir A firma, B firma.
bir yağ firmasıyla oturulup lokantacılar odası, odaya üye alan iş yerlerini daha ucuz mal teminini sağlayabilir bize. Biz oda başkanı bize kalkıp da soğan soğasın, doğrasın demiyoruz yani. Böyle bir şey yok ama oda başkanının, eğer bizim bir odamız varsa, bu mevzuat değil ama gerçek anlamda odamız varsa, biz de bir odanın bir kayıtlı üyesiysek, kalkıp da burada şahsiyetlere bir şey söylemiyoruz elbette. Herkese saygı duyuyoruz. Sayın Başkan'ın bu konuda herhalde çalışmasının olduğunu düşünüyorum ben. Yani birilerinin buna dur demesi gerekiyor. Yani serbest piyasa. Bu serbest değil. Bu artık başıboş piyasa diyelim biz buna. Yani inanılmaz zamlar yedik. Başkanımızdan bizim talebimiz bu yönde olabilir ancak. Kalkıp da biz başkan bize gel masaları sil diyemeyiz yani. Diyebilir miyiz böyle bir şey? Başkanın bize ne gibi faydası olabilir? Ya da başkanım sabah saat 5'te kalk da benim dükkanın ürünlerini halden getir diyemem ben başkana. Başkanım bana ne gibi faydası olabilir başka? Yönetim olarak sık sık sektör temsilcilerinizi ziyaret yapılıyor mu oda tarafından? Valla seçim öncesi gerçek anlamda böyle bir şeyler yapılıyordu sevgili başkan ama şu an seçimden sonra ortalıkta bir durgunluk söz konusu. Tabi herkesin kendi bir iş gücü var. Yetişemiyordur diye düşünüyorum sayın odayı yöneticilerinin. Ama biz odaya biz gelmiş olsaydık gerçekten bu mağdur olan esnafımızın yanında gerçekten inanılmaz ciddi projelerimiz vardı. Tabi bedava ürün tedarini yapmayacaktık. Dediğim gibi halden toplu tüketim tedarini oradan çözecektik. Bir halle anlaşılıp daha ucuz mal temini sağlayacaktık. Ya da kuru bakliyat, geçen sene bu zamanlar pirincin kilosu 4.20 idi. Bu sene 6 ila 7 arası lokantada kullanacak pirinçten bahsediyorum. Değişiyor. Ama her gün değişen bir fiyat var. Bizde bir sabit fiyat var. Bununla ilgili ben tek başıma yetemiyorum. Ben bir esnafım. Bakanlığın aldığı yeni önlemler var kabızmalarla ilgili. Hani aracı kalkacak. Yeni henüz daha. Direkt henüz... üreticiyle tüketici buluşacak. Hal yasası çıkacak yeni. Daha... Onunla ilgili nedir sizin bilginiz? Evet, benim bilgim şu, birkaç gün önce bir televizyon kanalında haberde seyrettim. Belirli tampon bölgeler seçileceği yönünde bir haberdi. Efendime söyleyeyim. Şu gürültüyü biraz kısın lütfen. Bir şey olmaz değil mi? Yani. Ben kesiyorum arada. Ondan sonra İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyük metropol. Bir dakika. Şey, Songül Hanım. Bir gürültü yap. Çok iki var dakika. Oradan. İki dakika gürültü yap. Davul sesi gibi geliyor. Ciddi anlamda alınırsa kararlar, bunun bize faydasının olacağını düşünüyorum ben. Peki Mevlana Lokantası olarak siz 5 yıl önce neredeydiniz? Şimdi neredesiniz? Kendinizi ekonomik anlamda nerede görüyorsunuz? Sektörü neresinde görüyorsunuz? 5 yıl sonra ne olabilir sizin iş yaşamınızdaki gelişmeler? Dediğim gibi rakiplerimiz var, ciddi rakiplerimiz var, yatırımcı rakiplerimiz var bizim. Biz buna karşıyız yani. Eğer bu işi bilmiyorsanız yapmayın istiyorum. Çünkü iki çeşmelik, hamam sokağı, işte basmane vesairedeki yerlerde bu lokanta malzemelerinin ikinci el sektörü inanılmaz revaçta diyeyim. İnsanlar bundan ciddi paralar kazanmaya başlıyorlar. Adam alıyor, hevesleniyor. Emekli bir bankacı, emekli bir asker, burada kimse yanlış anlamasın beni. Elinde biraz parası var. 50 bin lira, 60 bin lira gibi. Bir döner ocağı, bir dolap, bir ızgara, oraya takıyor döneri, bir usta koyuyor. Bakıyor ki kazın ayağı böyle değil. Ya kapatıyor ya da bu ürünleri aldığı paranın yarı fiyatına satıp yıllarca da o borcunu ödemeye çalışıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Eğer bu insanlar bu işi bilmiyorlarsa, bazı insanlar bu işi yapmasınlar. Ben sektördeki sıkıntılarımızı ancak bu şekilde dile getirebilirim. Tabii bununla sınırlı değil ama ciddi daha sıkıntılarımız var. Örneğin et, salça. Şunu söyleyebilirim sevgili Kemal Bey. Salçanın yükselmesiyle beraber kırmızı biber inanılmaz prim yaptı. İnanılmaz prim yaptı. Renklendirici özelliği olduğu için büyük catering firmaların daha ucuza yemek mal ettiğini düşünüyoruz. Nasıl yapıyorlar onu henüz anlamış değilim. 6.25, 6.40, 7 liraya 4 çeşit yemek veren sektörler görüyorum. Abi yapmasınlar bu işi. Eyvallah. Bak ben Sezai Kızak olarak söylüyorum.
bu işi çok bilmeyeceksin. Bu iş böyle değil. Bu işin böyle olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu da bize zarar veriyor. Emsal gösteriliyoruz. Gidiyoruz 20 kişilik bir firmaya yemek yiyeceğiz diye talepte bulunuyorlar. Biz bunu karşılayacağımızı söylüyoruz fakat fiyatta sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Biz bunu karşılayamayız diyorlar. Yani eğer bir tabldot dediğimiz o 3 çeşit yemek hikayesi var ya. Ben burada tavuk döneri 7,5 ayranla beraber 9 liraya satıyorum. Bazı lokasyonlarda tavuk döner artı ayran 4 liraya satıyor. Bu insanlar ne yiyor? Ekmek zaten biri olmuş 1,25. Yarım ekmek zaten 60 kuruş. Soğandan bahsettik. Soğan koysan tavuktan pahalı. Salça koysak domatesten pahalı. Yani bir şeyleri birilerine çıkıp bu işin böyle olmadığını, bu iş böyle gitmeyeceğini söylemesi gerektiği yönünde düşüncelerim var. Ve bu düşüncelerimle beraber de ciddi kaygılarım var. Yani az önceki sorunun cevabı bu değil aslında. 5 yıl önce ödemelerimizi gününde, hatta gününden önce, 5 yıl önce insanlara ciddi anlamda çalışanlarımıza katkı sağlıyorken, bu sene maalesef haftalıklarını veremez hale geldik yani. Sektördeki sıkıntılarımız bunlarla sınırlı değil. Keza elektrik. Bu ciddi bir gider. Elektrik inanılmaz zamlar yedi. Dolar ve euronun artmasıyla. Fakat dolar ve euronun düşmesi elektriği maalesef düşürmedi. Yani gereksiz abuk subuk diyeceğim çünkü ne konuştum biliyorum ben. Sayaç okuma bedeli diye bir sıkıntı var. Bu herkesin ortak noktası. Yani sayacı bu insan gelip parayla bakıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Mesela geliyor iki tane şahıs, açtırıyor panoyu. Bakıyorsun A firma, B firma yazıyor. Fakat faturanın üzerinde enerji tüketim bedeli 300 lira. TRT payı atıyorum 40 lira. Sayaç okuma bedeli 40 lira diye bir hiç kimsenin bilmediği bir rakam söz konusu. Çalıştıran söz konusu firma, malum firma, enerji piyasasında artık hangi firmada bu hizmeti veriyorsa, çünkü çeşitli enerji piyasasında çeşitli firmalar var. Atıyorum Gediz Elektrik, buna benzer, isim vermeyelim. Ve elemanına maaşı verdiği gibi bir de elemanının okuduğu parayı da tüketiciden alması benim şahsım adına inanılmaz ağrıma dokunuyor yani. Tabii bu herkes, sadece sizin, herkes için geçerli bu. Zaten herkes adına. Bütün tüketici için. Aynen öyle. Aynen öyle. Fakat bir şeyler yapılması gerekiyor. Bizim yükümüz gerçekten lokantacı esnafının. Bakın sadece lokantacı deyince herkes için söylemiyoruz. Lokantacı farklı bir sektör. Evet Egene TV izleyicileri, Mevlana Lokantası'nın sahibi Sayın Sezai Kızak'la söyleşimiz burada sona erdi. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bugünlük sona erdi. İleriki zamanlarda belki de tekrar birlikte olacağız. Evet. Gelişmelerle yine sohbet edeceğiz Sezai Başkanım. Başkanım çok güzel söyledi. Zaten 1922'de nasipse bir sürprizim olacak benim de. Ben lokantacıyım çünkü bir sürprizim olacak yani. Çok teşekkür ederim sevgili. Bu gelişmelerle ilgili tekrar konuşuruz. Nasıl? Son olarak sektörünüze neler söylemek istersiniz? Vallahi sevgili Kemal Bey, söyleyecek o kadar çok şey varım. Uzun lafın kısası, bu söyleyeceklerimiz bitmez bizim. Zaman ayırıp bizi gelip biz çağırdığınız için, bizi özellikle Sezai, beni yani tercih ettiğiniz için sektörde ayrıca çok teşekkür ediyorum ben. Bir nebze de olsa sesimizi duyurursak iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü meslektaşlarım adına konuşuyorum ben. Kendi adıma konuşuyorum ama bütün sorunlar, bu sorunlar sadece benim değil, lokantacı esnafının sorunlarını ben dile getirdim. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarılı olacağız. Bununla ilgili çalışmalar olursa biz de kazanacağız. Çalışanlarımız da kazanacak. Sektör kazanacak. Yok olmak istemiyoruz abi. Yani gerçekten yok olacağız. Artık bu işi herkes yapmasın istiyorum. Ruhsat olmayan, ustalık belgesi olmayan, yeterlilik belgesi olmayan bu işi yapmasın istiyorum ben. Ben bu işin duayen demeyelim, yaşımız daha çok genç de, duayenim diyenlerden iyi biliyorum abi. Varsa iddia eden gelsin abi. Biz bu işin bulaşığından geldik. Bir fakültesinden geldik yani. Bu işin biz bulaşığı, benim yanımda fakülte diyorum ben buna. Çünkü havadan inmedik yani. Kısaca yatırımcı değilim.
mesleğimle ilgili sıkıntıları dile getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Evet Egine izleyicileri, bir konu bir konuk programımızın sonuna geldik. Bugünkü bir konu bir konuk programımızın konuğu Sezai Bey'di. Bir dahaki bir konu bir konuk programımızda başka bir konukla daha görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşçakalın. Hoşçakalın.